Sevgili izleyenler, şu anda İstanbul Başakşehir'deyiz. Tuba ve Yakup Özgür'ün oğulları Yusuf, Yasir ve İbrahim Halil Özgür'ün sünnet merasiminde hem program yapacağız hem çekim yapacağız. Onların coşkusuna eşlik edeceğiz inşallah. Başakşehir'de güzel bir mekanda Yakup Özgür Beyefendi'nin oğullarının sünnet merasimi yapacağız inşallah. Evet, heyecan var herhalde. Biraz heyecan var, biraz da gerginlik var. Onu atmaya çalışıyoruz ama sayenizde atacağız inşallah. İnşallah. Yusuf, Yasir ve İbrahim Halil. İbrahim Halil, evet. İki oğlumuz var. En büyük Yusuf galiba. En büyük Yusuf. Yusuf 8 yaşında. İbrahim Halil de 2 yaşında. 2 yaşında. 2 yaşında. Sünnetlerini yaptık. İnşallah Allah mürüvvetlerini de göstersin amin, diyelim amin, şimdi. Amin amin inşallah. Allah razı olsun. Karizma maşallah yerinde. Allah razı olsun. Şimdi neler hazırladık programda, neler var? Şimdi programda Yeniçerilerle girişimiz olacak. Biz Osmanlı torunu olduğumuz için, eyvallah, Osmanlı aşığı bir insan olduğum için ben. Buraya gelmeden önce de Osmanlı dövüş sporunun gösterini çektik. Öyle tam mi? Tam tevafuk oldu yani. Ben de iyi dövüşürüm. Biz de kickboksçuyuz biraz. Çok güzel. Allah razı olsun. Böyle bir girişimiz olacak şehzadelerle beraber. Diriliş müziği biliyorsunuz bu aralar bayağı evet, popüler. Daha sonra grup gencimiz var. Grup gencimizin marşları, ilahileri. Tabii ki vazgeçilmezimiz Erol Çam var. Erol Çam'ımız var esprileriyle, sunumuyla. Eyvallah. Güzel bir gece olur inşallah. İnşallah. Evet. Hem buraya gelen davetlerimiz, servis hem de onların çocukları evet, güzel bir şekilde bir programla eğlenirler diyoruz. İnşallah. Birazdan inşallah sohbete muhabbete devam edeceğiz. İnşallah. Çocuklarımız birazdan gelecek galiba taht üzerinde. Evet, taht üzerinde. Evet, Osmanlı'nın yeni padişahları Yusuf, Yasir ve İbrahim Ali birazdan tahta çıkacaklar efendim. Osmanlı'nın yeni padişahı. Eyvallah. Efendim, Yakup Özgür'ün çocuklarının sünnet merasimine gelen değerli misafirlerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Şu anda bir İmam Hatip camiasının efendim bir kuruluşunu temsil eden arkadaşlarla beraberiz. Siz tanıyabilir miyiz? Reşat Yasan ben. Nedir efendim görevimiz? Önsiyat, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde yetkiliyiz, görevliyiz orada arkadaşlarımızla birlikte. İmam Hatip mezunu, gönüllüsü, dostlarıyla birlikte bir iş adamı derneğiyiz, Sanayici ve İş Adamları Derneği'yiz. Amacımız İslami camiaya hizmet eden kardeşlerimizle birlikte ticari aktivitelerini daha hızlandırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İkili görüşmeler yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı temaslarımız oluyor. Çok güzel. Ticari gezilerimiz oluyor. İnşallah toplumumuza, ülkemize hizmet etmek için mücadelemize devam ediyoruz. Özellikle ihracat bazlı çalışmalarımız oluyor. Tabii güzel çalışmalar, güzel sonuçlar da almaya başladık. Bu arkadaşlar sizin çevreden midir? Tabii. Bütün arkadaşlarımız İmam Hatip Camiası'ndan Önsiyat, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, çeşitli sektör kurulları, başkanlıkları olan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yakın zamanda Önder'in başkanı değişti galiba. Evet, Önder İmam Hatip Mezunlar Derneği, biz de İmam Hatip Mezunlar İş Adamları Derneği'yiz. Çok güzel. Yani sonuçta bütün bunlar gerekiyor. Bir bir kaynaştırma, birbirinden faydalanma anlamında bu tür kuruluşlar gerçekten çok önem arz ediyor. Sizi tanıyalım efendim. Fethullah Başpınar. Aynı şekilde Önsiyat'ta yönetim kurulundayız. Biz gençler bölümündeyiz. Genç Önsiyat'ın içerisinde bulunuyoruz. Aynı zamanda Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin derneği olan, mezun derneği olan Bakım Derin Gençlik Kolları Başkanıyız. Sektörel olarak İmam Hatip iş adamlarıyla beraber olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bu akşam da bir dostunuzun çocuklarının sünnet merasimine iştirak ettiniz. Yakup Özgür kardeşimin sünnet merasimine, çocuklarının sünnet merasimine iştirak ettik. İnşallah büyüdüklerinde, mürüvvetlerinde görmeyi nasip olur inşallah dedim. İnşallah hayırlı sağlıklı bir şekilde büyürler. O günleri de görürüz hep beraber. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür hayırlı akşamlar diliyorum. Evet efendim, gördüğünüz gibi şehzadelerimiz birazdan tahta çıkmaya hazırlar. Yakup ve Tuğba Özgür hanımefendinin efendim çocukları Yusuf, Yasir ve sevgili İbrahim Halil. Şu anda İbrahim Halil bayağı rahat vaziyette. Şu an iyice artık heyecan tavan yapmış durumda galiba Yakup evet, Bey. Bayağı heyecanlıyız şu anda. Evet, dört gözle bu anı bekliyordum. Yani çocukların doğduğu günden beri insan birçok güzel anlarına şahit oluyor ama bu da başı başı ayrı bir güzellik. Evet evet. Yani ömür boyu akıllarında kalacağı, hatıralarında kalacağı bir evet, gün olsun bir istedik. Gün olacak inşallah. İnşallah. Ben hemen Tuğba Hanım'ın da duygularını öğrenmek istiyorum. Neresi ediyorsunuz? Vallahi çok mutluyuz.
Yusuf'tan sonra İbrahim'i bekledik. İbrahim'in de sünnetiyle. Beraber olsun diye. Beraber olsun diye bekledik ama güzel. Güzel. İnşallah. Evet. Görünüş de çok güzel. Efendim program da hazırlıkla da çok güzel. Evet artık misafirlerimizi fazla bekletmeyelim diyoruz ve güzel bir gösteri çocuklarımızı içeriye alıyoruz. Şair diyor ki, kavgayı bir ağacın yaprağına yazmak isterdim. Sonbahar gelsin ve yaprak kurusun diye. Nefreti karların üzerine yazmak isterdim. Güneş açsın ve karlar erisin diye. Sevgiyi, dostluğu ve inancı yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim. Onlarla büyüsün ve dünyayı sarsın diye. İşte sevgili dostluğun yoğun olarak yaşandığı bu güzel akşamda programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamış olacağız inşallah. Türkiye Kur'an-ı Kerim okuma yarışma birincisi Kenan Yasan Beyefendi'yi Kur'an-ı Kerim okumak üzere sahneye davet ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي Kur'an-ı Kerim hem bu merasimin hayırlı bereketli olması için okunmuş oldu. Hem de evlatlarımızın ömrünün hayırlı bereketli olması için inşallah okunmuş olur. Ve Mevlam bu okunan Kur'an'ın izinden bu güzel iki delikanlımızı, yavrumuzu hiçbir zaman ayırmaz diye dua ediyoruz. Çok yaşlı bir konuğumu ağırlamak istiyorum. Yaşı 800. Fıkralayla yakından tanıdığımız, sevdiğimiz bir hocamız. Keşke bütün hocalarımızda böyle bir Nasreddin Hoca nüktedanlığı olsa, hakikatleri o şekilde ifade etmeye çalışsalar. İşte Nasreddin hocamızın hatırasını yad etmek üzere ve birbirinden güzel fıkralarını canlandırmak üzere ben Nasreddin hocamızı sahneye sizlerin alkışlarıyla efendim davet ediyorum. Evet, şu an çocuklarımızla çak yapıyor Nasreddin hocamız. Yani zamanın adetlerinden de haber alır kendisi. Hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Aman hocam, hocam seni çok böyle yorgun, bitkin, bitap gördüm hocam. Sorma evladım, sorma. Ben gelişiyor, canım çıktı. Öncelikle buradan kardeşlerimize, annelerin babalarını tebrik ediyorum. Onlar inşallah damatlıklarını da görmeleri nasip etsin Allah'ım. İnşallah. Hocam senin yorgunluk sebebi nedir? Ya sabah sana verdiğim söz üzere çıktım evden. Hava alanına geldim. Uçak biletimi aldım. Tam adımımı attım. Kokpit mi diyorlar oradan çıkacağım. Bir ses, uçağa binme. Sağa baktım, sola baktım. Kimseden görmüyor ses. Tekrar adımımı attım, yine aynı ses. Bu uçağa binme! Düşecek! Allah!
Allah dedim, nereden geliyor bu söz? İçime de bir kurt düştü, bilmedim. Çıktım havalimanından, biraz çorba içtim. Taksiden otogara geliyorum. Tam otogara gelirken haberlerde bir ses takside. Az önce kalkan uçak kalktıktan 5 dakika sonra düştü, kurtulan olmadı bak. Allah Allah, bu ses hayatını kurtarmış senin. Tabii hayatımı kurtardı. Sonra ne yaptın hocam? Sonra otogara geldim. Orada otobüse bineceğim buraya gelmek için, bu böyle değerli konuklarımızı, çocuklarımızı görmek için. Tam otobüse bineceğim, yine aynı ses. Ne dedi biliyor musunuz? Evet, sen benim yanımda mıydın yoksa? Biliyor hepsini. Otobüse binme! Bu otobüs kaza yapacak, hayatını kurtarıyorum. Tabii az öncekinden uyandım ya, otobüse binmedim. Çıktım oradan, hızlı trene gidiyorum ama içimde de bir ses, acaba olacak mı olmayacak mı derken o hızlı tren istasyonunda biri dedi ki, az önce otogardan çıkan otobüs 5 kilometre sonra şarampole yuvarlandı. Allah Allah! Trene bilet aldım, adımımı atıyorum, ses gelmiyor. Adımımı atıyorum, ses gelmiyor. Dedim Allah Allah, bunda hayır var. O sırada o sesler şöyle bir şey geldi. Bu trene binebilirsin, başına bir şey gelmeyecek. Ha, izin çıktı yani. İzin çıktı, onay çıktı. Hocam ben şey merak ettim, kim bu ses acaba? Ben de merak ediyorum, ben senden daha çok merak ediyorum. Yahu dedim, sen kimsin? Tövbe estağfurullah, nereden geliyor bu ses? O ses ne dedi biliyor musunuz çocuklar? Senin iyilik meleğinim, hayatını kurtarıyorum dedi. Ben de dedim ki, ben iyilik meleği, canım iyilik meleği, madem benim hayatımı kurtarıyorsun, ben evlenirken neredeydim be melek? İsterseniz bak, hediyelerimiz de var orada. Oo maşallah. Şöyle çocuklarımızla bir yarışma yapıp onlara bu hediyeleri verelim istiyorum ben. Var mı mesela çocuklarımızdan ilahi okuyan, şöyle çünkü evet, okuyan, bir elinizi güvenin, kendinize güvenin çocuklar. Sure okuyan. Gel bakalım. Gel gel. Bir tane yakışıklı bir adamımız geliyor. Senin ismin ne? Eymen. Eymen. Sen kimin oğlusun? Hamza hocanın oğlusun. Okuyacağın ilahin adı ne? İlahi okumam, belki başka. Ne okursun? Sure okurum. Sure oku bakalım, seni dinliyoruz. Bakara suresini oku mesela. Yok, Elham okuyayım. Elham oku, ona da razıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Gaydın mağdubu unutulduk ama olsun, çok güzel okudun, teşekkür ediyoruz, senin yerini alıyoruz. Evet çocuklar, başka yok mu? Ben grup gençten daha iyi okurum diyen var mı içinizde? Sen gel bakalım. Gel ne okuyacaksın? Ablacığım. Ne okuyacaksın? Elem tere keyfe. Elem tere keyfe. Oku bakalım. Elem yecel keydehim fi tadli ve ersele aleyhim dayran ebavi termihim termihim bihicaretim min siccim bihicaretim fecalehum fecalehum kâsfim kâsfim mekkûm. Maşallah diyorum. Sana da şöyle güzel bir hediye veriyoruz. Seni de yerini alıyoruz. Yok mu ilahi ezgi okuyan ya? İlahi okuyacak, ezgi okuyacak. Gel bakalım. Gel bakalım abla. Bak. Prenses. Senin ismin ne prenses? İsmin ne? Efendim? İsmini unuttum. İsmin neydi bunun? İsmin ne Büşra? Fatma. Fatma. Fatma ne okuyacaksın bize? Ha, İlahi zaman... diyorsun, gelen buraya sureye dönüşüyor. Oku bakalım. Bakayım mikrofonu önüne. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel mustakîm.
müstakil sıratallezîn vel amsaleyküm gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Aferin sana. Sana da şöyle güzel bir hediye veriyoruz. Şimdi birkaç sorum olacak. Soruma doğru cevap verenlere hediye vereyim. Biraz hızlandırın. Evet. Peygamberimizin doğum tarihi. 571 dedi. Doğru cevabı verdi. Sana da hediye veriyoruz. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiği tarih. 600 kaç? Hayır. 622, hemen bir hediye kaptı. Efendim, düğün merasimimizi yavaş yavaş sonlandırdık. Bu merasime teşrif eden iki tane değerli abimle, kardeşimle beraberim. Hüseyin Ay ve Tamer Duman. Hüseyin abi, senden başlayayım. Şimdi bayağıdır görüşmüyorduk bu düğün vesilesiyle. Düğünlerin de bazen böyle bir özelliği var değil mi? Evet. Uzun zamanda birbirini görmeyen dostlar birbirini görmüş oluyorlar. İnsanlar ya güzel günlerde ya zor işte cenaze hastalık, gibi, cenaze gibi durumlarda görüşebiliyorlar tabii ama hamdolsun sizinle güzel bir günde görüştük. güzel de oldu. Nasıl gidiyor abi çalışmalarınız? İyi hamdolsun, teşekkür ediyoruz. Halen sanatın bir tarafında olmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Yayıncılık tarafımız da devam ediyor ama asıl başka bir yönüyle yine bir iş adamları derneğinde de başkan vekili olarak vazife yapmaya çalışıyoruz. Az önce oradaki kardeşlerimizle konuşmuştuk. Evet. Ön siyat mıydı? Ön siyat, evet. Evet. Ben şu bu arada abi sen onu kapata dur, ben hemen Tamer abiye döneyim. Şimdi az önce yani ben bildiğim parça vardı ama Ömer Karaloğlu'nun hemen hemen bütün bilindik parçaların söz yazarı Tamer Bey gerçekten. Şöyle bir daha sayabilir miyiz? Tamer abi. Bu yolculuğumuz Doğa Güneş, gökyüzü depremleri, Mekke'nin fethi gibi band tiyatroları eserleriyle başladı. Evet, onunla başladı. Sene kaçtı o zaman? 84. 85. 84'te. Evet, o biz seneler. Lisede okuduğumuz dönemlerdi. Evet, lisede okuduğum dönemler. Liseyi bitirdiğimiz dönemlerdi bizim de. O dönemlerde bir şekilde bu şeyin içerisinde bulduk. Yani bu camianın bu anlamda sesi yayıncılığın içerisinde bulduk kendimizi. Ama o şiirler, o güfteler bir derdi yansıtıyor. Tabii değil yani mi? Derdi olmayanın o anlamda şey de olmuyor. Yani Şehit Tahtında mesela herhalde İslami Cema'nın en meşhur eseri. En çok okunan belki bugüne kadar. Ömer Karaloğlu'nun o güzel yorumu ve sesiyle gerçekten zirveye taşıdığı bir eser. Onun gibi ama birçok eser var. Onları şöyle birkaçını sayalım abi. Hüdaya Açmışız Ellerimizi adlı eserle başladık. Döneceğiz Mekke, adı için yaşama, kasret kafesi, bir avuçluk biz, la ilahe illallah, şehit tahtına evet, bir avuçluk biz, hala düğünlerde ben de okurum, programın en sonunda okuyoruz ve salonun o coşkusu da yani, gerçekten katılımı da çok güzel oluyor. İnna fetahna, hasret kafesi, çağlara, hatta en son kuşlar diyeyim öyle bitireyim. Yani yaklaşık 51 tane eserim benim var. Benim telefonumda melodi sesi kuşlar gerçekten. Sözünü ve bestesini yaptığımız eserlerimiz var. Tabii yani eskisi kadar olmasa da yine devam ediyor bir ucunda. Yani yazmak bir sevda. İnsan kopamıyor bir şekilde. Duygularını kağıda dökmeye devam ediyorsun. Onu bastıramıyorsunuz. Bir yere kadar bastırıyorsunuz. Tabii bizim gibi sanatçı arkadaşlar biraz daha topluma biraz daha farklı bakıyor. Farklı gözle algılıyoruz bazı şeyleri. Daha hassas oluruz belki de. Birçok olay, birçok konu ya da insanın baktığı zaviyeden değil de olayın direkt içerisinde olduğumuz ya da olma hissini taşıyor. Şimdi Tamer abi, senin bu eserleri yazdığın dönemler 80'li 90'lı yıllar. Zulmün biraz Müslüman camiaya yoğun olarak tatbik edildiği bir dönemler. Sonra bir AK Parti dönemi yaşadık. Bu bazen bazı açıdan iyi oldu ama bir de böyle bir nicelik artarken nitelik düşmesi yaşadık. Şu an önümüzde farklı bir dönem belki açılabilir. Yani İslami camianın bu anlamda gerçekten yeniden bu tür parçalar yazması, yeniden bunları dinlendirmesi, meydanlarda belki okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda çok insanlarımız böyle
bu İslami müzikten biraz uzaklaşır gibi. Ya onu, biz başlarken de bizim cami İslam müziğinin dışındaydı. Yani sonuç itibariyle biz... Bunlarla işin içine giriyor belki yani, de. Bakın şu dairenin içerisindeydi, evet. Ortadayız yani. Sorun yani, onlarda yani. Benim çizgim değişmedi elhamdülillah. Ama... insanlara evet, ulaştırmak... Evet, o da önemli. Eskiden yapımcılara ulaştırma kolaylığı sağlıyordu. Kazandıklarını tekrar yatırıma geri döndürdükleri için... yaptık yani arkadaşlarımızın yaptığı eserler yapımcılar tarafından en uzak diyarlara ulaştırılıp yayınlanabiliyordu. İnsanların ellerine ulaşıyordu. Fakat bugün albüm ürettiğinizde karşılığını bulamıyorsunuz. Evet, maalesef. Yapımcılık, yayıncılık hedefini iki yönlü tutturuyordu o zaman. Şimdi sadece bir tarafı var, insanlara ulaşmadığı için. Hatta geçenlerde ben bir şey karalamaya çalışmıştım. Kardeşimiz yaklaşık bir ay önceydi, aldı, besteledi. Başka bir kardeşimize okuması için de verdi. Fakat... Abi böyle veriyorsanız ben de isterim bir tane. Yani, fakat şöyle bir şey oluyor. Şimdi biri yazdı, öbürü besteledi, bir başkası okumak üzere aldı ama okuyanın sesi ne kadar kulaklara gidiyor, asıl önemli olan o. Niteliğin kaybı yani ya da niceliğin kaybı sayısal açıdan siz 100 tane de eser yapsanız karşılığını dinleyici de bulamazsa, işte internet yoluyla, CD yoluyla, şu yolla, bu yolla insanlara ulaşmazsa ve bir de hani bu AK Parti dönemi dediniz ya, bu dönemde şöyle bir durum söz konusu oldu. Biz bir takım değerlerin ihtiyari ya da gayri ihtiyari, farkında ya da farkında olmadan içindekileri bir kenara koyup işte o nicelik tarafını ele alıp değerlendirip bizim toplumsal varlığımızı da yozlaştırdık. Evet, maalesef. Bu yozlaşmanın neticesinde de yeni nesil aramızda bir uçurum oluştu. Modern çağın gereksinimleri olan iletişim konularında gençliği yakalayamıyoruz. Dolayısıyla yani onların bizde de biraz suça var ama suçun çoğunluğu ya galiba bu sosyolojik yapıda. Sosyolojik yapıda. Bir tuşa dokunduklarında dünyada bizden önce ulaştıkları toplumu yozlaştıran ve şeytani değerler. Evet. Dolayısıyla arkadaşlarımızın onlarca eserine ulaşmak için bu internetin ya da işte iletişim çağının araçlarının, televizyonların vesairelerin arkadaşlara değer vermesi gerekiyor. Aynen, katılıyorum. O değeri ortaya koyacak olan bir iktidar vardı Türkiye'de. Nimetinden istifade edemediği insanların ve içini dolduramadığımız bir iktidar vardı. Ben bu iktidarın temsilcilerinden bir tanesine şunu söyledim açıkça. Ben size oğlumu verdim. Milli ruh adına oğlum sizde bir temsil üretti. Peki siz oğluma ne verdiniz dedim. Evet, gerçekten sorgulanması gereken bir... Yani böyle bir şey var, böyle bir gerçek var, realite var. Ve bundan sonraki süreçte belki de şu anda bir rahmet tokadı yedik. Allah'ın şefkat tokadı kendinize yedik. Kendinize gelmemize bir vesile olur inşallah. Kendinize gelmemize bir vesile olur çünkü biz bunlarla yoktuk. Biz kardeşlerimizin eserleriyle vardık. Biz işte sosyolojik yapımızı tamamlayan, sürekli okumaya çalıştığımız eserlerle vardık. Bugün çağın gereklerini yakalayamadığımız, o gereklerin içini doğru değerlerle dolduramadığımız için artık kardeşlerimizi şöyle sorguluyoruz. Ne zaman yeni eser? Halbuki var, sürekli üretiyorlar. Yani. Öncelikle merhabalar diyorum. Merhaba. Önsiyat'ın açılımı nedir efendim? Önsiyat, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği. Merkezinde İmam Hatip mezunu iş adamlarının olduğu bir sivil toplum örgütü, bir STK. Merasimden önce burada kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber kısa bir değerlendirme yapmıştık. Ama siz başkan olarak Önsiyat'ın neden kurulduğunu ve neler yaptığını kısaca bize aktarabilir misiniz? Türkiye'de her şey bir ihtiyaçtan ortaya çıkar. Evet, gerçekten. Bu da önemli bir ihtiyaç şu anda. Bir sivil toplum örgütü olarak biz de 8 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan istek ve arzuyu gördük. Böyle bir ihtiyacı hissettik, müşahede ettik. Sonuç olarak sivil toplum örgütü anlamında Önsiyat'ımızı kurduk. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık, devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'de imam hatip sayısı çok oldukça fazla. Evet. Ama kendini gösterme konusunda,
hakları savunma konusunda ki önümüzdeki dönemde belki bu çok daha önem arz edebilir. Belki daha önemli çalışmalar yapılması gerekiyor olabilir. Kendini temsil konusunda biraz bu konuda belki hak ettiği yerde değil. Önümüzdeki dönemde neler yapmayı düşünüyorsunuz önsiyat olarak? Şimdi biz, ben İmam Hatip mezunuyum. Görüştüğünüz birçok arkadaşımız da önsiyat yönetiminde olan arkadaşlarımız da İmam Hatip mezunu. Tabii biz İmam Hatip mezunu olan arkadaşların ticaretle uğraşanları, bürokrasinin içerisinde olan arkadaşları daha çok çalışmalarımızın içerisinde önceliyoruz ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Ama sizler de takdir edersiniz ki İmam Hatipliler aidiyet bilinci yüksek, bu ülkeye, bu millete hizmet etmek isteyen, milli ve manevi değerlerle mücehhez bir toplum, bir topluluk. Ülkemizin uzunca bir süredir ülkemizin yetiştirdiği nitelikli, vasıflı, kabiliyetli, kaliteli İmam Hatip mezunu insanları Türkiye'nin yönetiminde, devlet kadrolarında, milletimize hizmet eden noktalarda görmeniz mümkün. Biz yapmış olduğumuz çalışma içerisinde baktık ki küçük ve orta ölçekli işletmeler içerisinde çok İmam Hatip mezunu kardeşimiz var. İmam Hatip mezunu olmuş, ticaretle uğraşıyor, küçük ve orta ölçekli işletme sahibi olmuş. Biz dedik ki bu İmam Hatip mezunu olan ve ticaretle uğraşan arkadaşların bu ülke için, bu millet için söyleyecek sözü var ise bu sözleri biz bir çatı altında toplayalım ve ülkemize hizmet eder hale dönüştürelim. Biz biraz önce de söylediğim gibi ülkesini seven, milletini seven, mütedeyyin, münevver insanlarımızla birlikte bu kutlu yolda bir yol yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. İmam Hatip camiası bir kardeşler topluluğunun, ülke sevdalısı insanların, millet sevdalısı insanların, vatan sevdalısı insanların içinde bulunduğu bir topluluktur, bir kitledir. Bu kitle inşallah bu kutlu yürüyüşüne, kutlu yolculuğuna devam edecek. Biz de bunun iş adamları mantığı içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, ben de size bu çalışmada başarılar diliyorum. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel günlere hep beraber ulaşırız diye temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin aracılığınızla da bizleri dinleyen tüm dostlara, gönül dostlarına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet, bugün güzel bir merasim terdip edildi burada. Yakup evet. Kardeşimizin oğullarının sünnet merasimi. Evet. Yakup Bey'le herhalde tanışıklığınız var. Yakup Bey bizim önsiyadımızda genel başkan yardımcımız. Aynı zamanda genç önsiyadın da başkanlığını yapıyor. Bizim için önemli bir kardeşimiz, değer ifade eden bir kardeşimiz. Biraz programına geciktik. Başka bir iki tane düğünden buraya yetiştim. İnşallah oğlunun bu mutlu gününde arkadaşlarımız, dostlarımız beraber olduk. İnşallah nice güzel günlerini görmeyi, bu millete, bu vatana hizmet edecek güzel günlerini görmeyi Rabbim nasip eylesin. Amin canım, çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Eyvallah. Saygılar.